Evet sevgili dostlar, bugün yine Ümit hocamızla beraber bir video hazırlıyoruz. Konumuz kafes kuşları hastalıkları ve hastalıkları önleme programları. Evet. Bu konuda çok soru var. Evet. Yani benim hazırladığım sorular daha doğrusu. İlk soruyla başlayalım hocam. Evcil kuşlar neden hastalanıyor? Arkadaşlar, evcil kuşların hastalanmasının tek sebebi doğru bir besleme, bakım, program, manejman olmamız. Net bu. Teşekkür ediyoruz. İki. Bununla ilgili kafes kuşları bakım programını haftalık standart yapmıştık. 8 üründen oluşuyor. Arkadaşlarımız baksınlar, kuşlar hastalanmaz. Sağ olun hocam. İkinci soru. Ümit hocam, muhabbet kuşlarında bize en fazla gelen sorulardan bir tanesi mantar. Mantarla alakalı sorular. Evet. Bu konuda ne yorum yaparsınız, ne söyleyebilirsiniz? Evet sevgili Emre, mantar konusunda Türkiye'deki kafes kuşlarının, muhabbet kanarya, ispinoz vesairenin hemen hemen hepsi Türkiye'de herhangi bir ilaç bulamıyor. Buldukları ilaç insan ilaçları. Bunlar nedir? Flagi gibi, midazol gibi, bilmem ne gibi ilaçlar. Biz ne yaptık? Prosit mavisi ürettik arkadaşlar. İş bitti. Hemen gitmiyorum. Hemen yan tarafınıza koyacağım video editlerken. Aynen öyle. Yani uğraşmayın. Dünya yeniden keşfetmeye uğradı. Bitti mavisi. Bitti şey. Probleminiz bitti. Evet. Hocam peki kanaryalarda yine en sık sorulan sorulardan bir tanesi çiçek hastalığı. Evet. Bu konu nasıl çözülüyor? Arkadaşlar sıkıntı çok büyük. Bakın burayı özellikle kanaracı arkadaşlar dinlesinler. Kanaryanın aşısı yurt dışında var, İspanya'da var, Hipra'da var. Görüşmelerimiz oldu. Diyorlar ki kardeşim 1 milyon dozun altında bir aşı getirme şansımız yok. Bu da 1000 üretici demek. Çok zor bir şey. Dolayısıyla yapılacak olan şey çiçek hastalığına karşı önleme programı. Yani hastalıklar olduktan sonra, özellikle çiçek, veba demek kanaryada, hastalık olduktan sonra çözümü yok. Virüs hastalıklarının genelde çözümü yok. Bunun için yapmamız gereken şey, belirli mevsimlerde çiçeği oluşturan şey şudur arkadaşlar. Bakınız Emre çok iyi bil, sen biliyorsun zaten. Sivrisinekle ilgili bir problem. Larva döneminden başlayarak anaç ve ergin dönemlerinde kümeslerimizde, kafeslerimizde sivrisinek ilaçlaması yapacağız. Mecbur. Bunu yapın, çiçek gelmez arkadaşlar. Bununla ilgili ürünler bizde mevcut ve hepsi halk sağlığı ilaçları. Tamamı öyle. Hiç sıkıntınız olmaz. Bakanlık onaylı hepsi. Evet, evet. Hiçbir probleminiz kalmayacak. Önleyin, çiçek gelmez. Bu kadar basit. Bunu da haşeratın durumuna göre başka ilaçlarda tavsiye edebiliriz. Danışsınlar. Aynen arkadaşlar. Danışsınlar. Kolay. Peki hocam bir diğer bomba soru. Evet eyvallah. Karabenek. Kimse bilmiyor hakkında doğru düzgün bir şey. Arkadaşlar yemin ederim piyasadaki en dolandırıcı, en cahilane, en ne diyeyim yani ifade edemeyeceğim kelime. Biz bunu çözüyoruz. Çok da başarılıyız bu konuda. Evet, özgüvenimiz sürekli bu konu devreye girdiği için çalışmalar yaptık. Yaptıktan sonra şunu söyleyeyim. Üçlü bir paket program gör. Net sonuç. Bakın. Doksikol 50, yan vektör ve salma plus. Karabenek sorunu bitti kardeşim. Bu kadar kolay. Arama başka bir şey. Yani ne kullanıyorsun? Taylan'la çözeceğini zannediyorsun. Taylan'la çözülmüyor. Yok. Baytidir 2,5 diyorsun. Çözülmüyor. Onu kullanıyorsun. Çözülmüyor. Üçlü paketi iki ayda bir kullan. Şu karabenekten kurtul arkadaş. Tertemiz. Evet. Hocam bir diğer konu karaciğer hastalığı. Ah işte. Yani forumlarda görüyoruz. Fungizon diyorlar. Evet değil mi? Limon vesaire. Evet. Yani bu iş doğrusu nedir? Biz hep eğrisini görüyoruz internette çünkü. Karaciğer sorunu neden oluyor? İlk başlangıçtaki konuştuğumuz konu değil mi? Doğru evet. Bakım besleme programının olmaması. Peki karaciğer olduğunda ne yapıyor bu arkadaşlar? İşte bu ürünleri kullanıyor. Arkadaşlar bakın. Karaciğer sorunları da sadece yan vektörle çözülür. Tek başına ama yani. Tek başına başka bir şey ihtiyaç olmadan dahi çözülür. Bu kadar net. Ve kullanım miktarımız
Çok düşük. Fikir itmeye bir konuyum. Hayvanın ağzına bir damla ölmek üzere olan hayvanı dahi diriltir pankreas sorunları. Ama buralara gelmesin küresler. Evet. Evet. Hızlıca geçelim solunum problemleri. En kısa şekliyle nasıl çözebiliriz? Çok basit. Bakın. Belli bir kafesimiz var. Küreslerimiz var değil mi? Kafeslerimiz var. Alanları büyük değil. Bizim diğer binlerce metrekare kümesler gibi değil. 10 metrekare, 20 metre, 30, 40 neyse. Arkadaşlar bakın size bir önerim var. Her sabah Profix ürünümüzle kendinizle mis gibi kokacaksınız. Sadece ve sadece alana Profix kullanın. Yere pompayla, süpürgeyle ne yaparsanız yani çok basit bir sistem. İkincisi solunum problemlerinde belirli zamanlarda medet solunum, doksikol gibi ürünleri kullandığınız zaman solunum problemi kalmaz. Ve Profix'i de haftada bir suya verirseniz hiçbir zaman CRD sorunuyla karşı karşıya kalmazsınız. Basit bir önleme şekli. Hırıltı, göz lezzesi, bağ ulan vesaire kümeslere uğramaz. Bu kadar kolay. Hocam, iç parazitlerin üretme etkisi nasıl oluyor? Arkadaşlar, bizim Türkiye'mizin bazı sorunları vardır. Bunlardan bir tanesi de iç parazit uygulamalarını hiç bilmememizdir. Bununla ilgili videoyu çektik. Çok net anlattık değil mi iç parazit meselesini? Evet. Çok yakın zamanda, çok yeni çektiğimiz bir video. Arkadaşlar bu videoyu baştan sona izlesinler. Kümeslerin iç parazit mücadelelerini mutlaka yapsınlar. Burada bizde çift etkili prosit ürünü var. Ve yanında gambit kompleksi, progarım, mağdur suyu vesaire kullanabilirler. Dolayısıyla iç parazitler ölümcüldür. Ve diğer hastalıkların, özellikle virüs hastalıklarının çıkmasının alt sebebidir. İç parazit ihmal edilmesin. Evet. Hocam çok önemli ya, bu işi yapıyorsanız, şu böyle bir değer bulmuşsanız, evet, sonuna kadar kullanın bizi. Aynen. Yaptığımız videoları kullanın, değerlendirin. Alışveriş yapmanız, danışmanlık almanız ekstra hiç önemli değil. Yeter ki biz bunu faydalı olalım diye, kanatlı severlere faydalı olalım diye eğitim videosu şeklinde çekiyoruz. 100 tane video çektik. Niye çektik? Yani hocam ben 1,5 aydır 2 aydır borsayla ilgiliyim. Belki 50 saat video izledim eğitim videosu. Bu işte çok önemli. Bu işte can var. Aynen. Maldan ziyade bir de can var. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Çok önemli. Evet sayın hocam. Şimdi geçiyoruz dış parazitlere. Dış parazitlerden. Eyvallah. Bununla alakalı neler yapabiliriz? Bir tekrar daha yapalım. Çünkü bunu her seferinde konuşuyoruz. En önemli şeylerden bir tanesi, temel problemlerden bir tanesi. Kesinlikle. Buyurun. Arkadaşlar, nemli ortamdaki kümesler, kafesler, dış parazitler için bütün yıl tehlikelidir. Bütün yıl. Ama dış parazitler genellikle biliyorsun ki Mart'tan başlar ve ta Eylül'e kadar kümeslerimizi tehdit eder. Sıcak nem artışıyla aynen birlikte. Burada arkadaşlarımız bir takım yöntemler kullanıyorlar. İşte sırta damla damlatma, işte efendim ilaç kullanma. Bakın arkadaşlar, bunun için biz çözdük bu sorunları. Bunlar bitti, öyle söyleyeyim. Bizde halk sağlığı ilaçları var. Bunun için uzmanı biziz. Yani bizden daha uzman olabilecek kimse yok. Hepsi işkembeyi kübradan işler. Evet. Hangi hayvana, hangi zamanda, nasıl müdahale edilir, neyle başarılır bunu bilmek lazım. Çünkü dış parazitler, bit, fire, sinek, tahta kurusu, tahta kurdu vesaire vesaire gibi hayvanların her birinin farklı farklı özellikleri, farklı farklı zararları var. Bunları bilmek için ayrı ayrı kümeslerin değerlendirilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz piyasada, zirai ilaç gruplarından tutun, organik adı altındaki ürünlere, toz pompayla formüle edilmiş ürünlere, başka ürünlere ama hiçbirinin gerçek bir programı yok. Yani bir dış parazit programı yok. Doğru. Aldıkları bir ürün her şeye iyi gelecek. Dünyada böyle bir sistem yok. Bir ürün olmaz zaten hocam öyle bir şey olursa. Aynen öyle. Yani şimdi sen bir ürün alıyorsun, tahta kurusuna etkili mi? Tahta kurusuna etkili olan senin muhabbet kuşundaki bizim bit diye ifade ettiğimiz duruma etkili mi? Şimdi hepsinin etken maddesi farklı. Farklı farklı.
Labralara çalışanlar var. Aynen öyle. Ayrı. En zararsız. Yani Ergin hamam böceğine çalışan var. Hı-hı. Ergin hamam böceğine çalışan Alman hamam böceğine, kalorifer böceğine çalışmıyor. Aynen öyle. Çok içinde kapsamlı farklılıkları olan bir sektör, haşere sektörü. En zararsız. LD50 değeri en düşük ve en kullanılabilir ölçüde ürünler. Bu önemli. Bunu bilmek için de öyle pet shop şurada, yemcide, hatta veteriner kliniğinde dahi bu bilgi yok. Çünkü veteriner klinikleri dahi ilaçlama firmalarından almış oldukları ilacı sadece satıyorlar. Biyosite alanı farklı hocam. Bambaşka bir alan. Bunun çok riskleri var. Aynen öyle. Yani halk bunu sağlığı... biz uzmanıyız. Evet. Eğitimlerini veriyoruz. Evet. Bunların uygulamalarını yapıyoruz. Yani arkadaşlar bizden daha iyi bu konuda bilgili bir Allah'ın kulunu Türkiye'de bulamaz. Yani eğitim veren sizsiniz. Ben işe başladım. 3 evet. ay sonra eğitime gittim. Eğitime gittiğimde hocadan fazla konuşup tecrübelerimi aktardım. Sizden aynen. öğrendiklerimi aktardım. Bu onun işin için, uzmanı aynen. tamamen sizsiniz. Onun için biz arkadaşlar yani. Hiç dış parazit düşünmesinler. Nerede sorunları varsa, hangi sorunları varsa sadece bize desin ki hoca resim, video atsın, bu devre çözülür. Evet. Tamam. Aynen öyle. Evet. Hocam geçelim kurumaya. Biz bunun videosunu da çektik. Çektik. Defalarca konuştuk. Evet. Ne yapacağız bu kurumada? Kısa bir özet. Bu videoda da kafes kuşlarına özel bu videoda da geçelim hemen. Arkadaşlar kurumanın birçok nedeni var. Virüse bağlı koruma, bakteriyel koruma, zaman içinde kuruma, hızlı kuruma gibi. Bunları daha önce anlattık. Ama kuruma için ilk önce iç parazit mücadelesi ve kullanacakları direkt üründen. Bakın direkt üründen. Uzun süre çalışacaklar ama Promix ürünümüz gibi, Gambetton ürünümüz gibi ürünleri uzun süre hayvana verecekler. Bunu kesinlikle verecekler. 2 ay verecekler. Her gün verecekler. Kurumayı yok edecekler. Evet. Bir diğeri yumurta sıkışması. Aynen öyle. Yani bunun bir ismi daha vardı şimdi hatırlamıyorum ama... Yumurta bağlama. Yumurta bağlama evet hocam. Evet. Ya bunu nasıl giderebiliriz, nasıl çözeriz? Arkadaşlarımızın az bildiği konulardan bir tanesi. Zamansız eşleştirmelere bağlı. Bu önemli. Yani hayvanın yaşı gelmemiş. Biz gençlere hemen bir damızlık statüsü altında eşleştiriyoruz. Sonra dişiler hazır değilken çiftleştikleri için yumurta çıkarması, ilk yumurtaları çıkarması zor oluyor. Bunun kanal genişlemesiyle alakası var o zaman. Aynen öyle. Bir diğer nedeni de bunun beslemeyle de alakalı. İlk önemli konu enerji, protein dengesi ve fosfor. Bu dengelerde bozukluklarsa, sevgili emre, bu dengeler bozuksa sistemde yumurta bağlama sorunu çıkıyor ortaya. Bunun için Prokalde ürünü ürettik biz. Kalsiyum fosfor çok önemli bir ürün. Eşleştirmelerden önce bu ürünü mutlaka kullanın. İçerisinde anason da var. Kesinlikle. Mutlaka kullanın. Hayvanlarınızın bu yumurta bağlama sorunundan bir tek üründe kurtulursunuz. Bu çok çok sık gelmiyor ama yine önemli bir durum. Çok. Hava çok. Kesesi akarları. Evet. Bilmedikleri için yani. Şöyle söylüyorlar. Şimdi diyorlar ki hocam benim hayvanım gıcırtılı ses çıkarıyor. Kafayı evet. sallıyor. Şöyle kafayı böyle sallar bazı muhabbet kuşlarında ve papağanlarda da çok gördüğümüz bir olay. Kaşıntıdan mı o? Gıcıklanmadan mı? Hava kesesi akarları dediğimiz bir solunum sisteminde beline kadar yerleşmiş canlılar var. Bak çok küçük canlılar var. Parazit. Bunlar evet parazit canlı bunlar. Bunlar hareket ettiğinde hayvan rahatsız oluyor. Kendini yormaya çalışır, o bölgeyi parçalamaya çalışır, ağzını sürekli açmaya çalışır ve hava kesesinden kurtulmaya çalışır. Çözüm tek, mede solunum mağrusu 7 gün bitti. Bu kadar. Bu ikisini 7 gün. 7 gün. Aynı anda mı vereceğiz? Aynı anda, aynı suya vereceğiz. Bitti. Tertemiz iş. Hava kesesi sonra bitti. Şimdi E. coli koksidiyoz bağlantısını biraz açabilir misiniz hocam? Şimdi, aynen öyle. Bu da problem. Eğer, salmonella'ya girmiyorum şu anda. Tamam. Siz isterseniz ekleme yapabilirsiniz. Şimdi salmonella farklı bir şey. Çok geniş bir şey. Biz E. coli koksidiyozu konuşalım. Bu çok önemli bir konudur. Neden çok önemli bir konudur? Bütün üreticilerin aslında
bilmesi gereken tek şey E. coli ve Pox diyoruz. Bakın bu hayvanların en büyük sorunu %90. Ne kadar hastalık var? %90'ını bu ikisi yapar. 29-30 çeşit hastalık var. Evet, bunun %90'ını bu iki hastalık yapar. Onun için bunu bilen kişi üretimde başarılı olur. İlk hafta ölümlerinin yavrulardaki temel sebebi koksidiyozdur. Bak bir kere daha altını çiziyorum. Koskoca kalın şekilde çiziyorum. İlk hafta ölümlerinin bütün kuşlardaki temel sebebi koksidiyozdur. Koksidiyoz bir döngü. Koksidiyoz etmeni yumurtlayan hayvanın veya çıkan yavruya bakan hayvanın keçede bulunduğu yuvalıkta ıslanması neticesiyle oluşan mikrobun bir döngü çizerek hayvana yani yavruya verilmesi nedeniyle ölümdür. Bunu önlemenin yolu çok basittir. Piyasada bununla ilgili antibiyotik kullanılıyor. İsimleri var. Vay kokusundan, süpermezetinle bilmem nesine. Bak bunların hiçbirine gerek yok. Bir tek ürün bunun için daha nedir? Germektör. Bir tek ve bitkisel. Hiç zarar vermez. Germektör bizim amiral gemimiz. Aynen öyle. E. coli'yi de direkt etkilediği için çok etkilidir. Peki E. coli neden önemli? E. coli sindirim sisteminde olan bir bakteri. Bu bakteri hayvanların bağışıklık sistemi düştüğünde devreye girer. Yani artmaya başlar. Yani ishallerle kendini göstermeye başlar. Kusmayla bilmem neyle devam eder. Ekşili, kokulu bir kümes görürsünüz E. coli'de. Hiç müdahale edilmedi. Ne hale gelir peki orada? Ölür. Kümes ölür. Bitti. İlerleyen safa eğer 1, 2, 3, 4 kademesi var. Kademe geçtiği andan itibaren artık en yoğun antibiyotiklere ihtiyaç vardır. Bu çok büyük tehlikedir. Bunu yaşamaması için arkadaşlarımızın üretim sırasında niye biz haftalık programlara germektör bir gün olsun verin diye ifade ediyoruz? Sırf bu nedenle bu haftalık programlar önemli. 8. setin ana mantığı, şablonun bütün mantığı bunun üzerine kurulur. Üretimin sürdürülebilirliği içindir. Bütün sistem aslında tek bir amaca hitap eder. Bir tek amaca hitap eder. O da yavru doğsun ve bu hastalıkları yenerek gelsin. Çünkü var kümeste ve bunu aşan hayvanlar yeme düştüklerinde de destek devam ederek işte orada ne vardı? Hep beraber biliyoruz. İşte iskelet sağlamlığı değil mi? Aktif savaşçı evet, ürünümüzde. Evet. Ne vardı? Renk kotasyonu vardı. Ne vardı? Göz rengi vardı. Ne vardı? Hızlı büyüme vardı. Mesela. Hocam aktif savaşçıdan hiç bahsetmedik. Aktif savaşçı benim aşık olduğum ürünlerden bir tanesi. Aynen öyle. Kedim ameliyat olduğunda dahi kış zamanlarında özellikle içindeki iyotla hayvanı ısıtması. Aynen öyle. Ameliyat sonrası hızlı iyileşme. Atlarda da aynı şekilde. Köpeklerde. Yani. Her şeyde. Kısırlaştırma ameliyatından sonra verdim çok çabuk toparladı. İnsan bile. Daha önce enfeksiyondan ameliyat olduğu çok çabuk toparladı. Tamamen organik. Muhteşem bir. Ya ben kendi kedime kullanıyorum. Hatta 2-3 gün üstte ben mide problemimden dolayı ben de kullandım. Ben kullanabilirsin. Evet. Yani, gayet organik. Düzgün bir ürün. Tamamen organik. Bundan da bir bahsedelim çünkü yani, benim için bilmiyorum fanıyım ben öyle söyleyeyim. Aktif savaşçı ürününün içeriği tamamen iz minerallerle oluşturulmuş. Bir bitkinin fosilleştirildikten sonra elde edilen %60'lık bir bölümü özel bir formülasyonla o siyah rengi veren formülasyona dönüştürülüyor. Hocam bu konuya girdim çünkü hastalıklardan korumanın yanı sıra kafes kuşları üreticileri için en önemli şey tüy kalitesi. Aynen. İçindeki biyotini yani, ve çikoyu söylüyorsun. Tüyler evet, pırıl pırıl oluyor. Tüy dökmeye kadife yalan gibi. İşte, evet. Değil mi? Hayvanlar elediği zaman kadife gibi. Yani Ahmet abimiz var mesela sürekli bütün herkese, sokakta gördüğü herkese anlatıyor. Aktif savaşçı olun, aktif savaşçı olun diye adam mesela aşırı memnun. Organik bir ürün olması, rahat kullanılması, kullanma miktarının az olması çok önemli bir artı.
birçok altısının yanında işte bu hastalıkların ortadan kaldırılması için de bize bir destek. Ama aynı zamanda hep söylüyorum, bunu çok söyledik, 2 ay bu yavrular bununla beslensinler, siz alın bunları duvara çarpın, bu hayvan etkilenmez. Evet, iskelet yapısını kuvvetlendiriyor. Bitti, etkilenmez. O kadar etkili bir ürün dünyada, bak sadece Türkiye'de değil Emre, dünyada bunun yanına yaklaşan bir ürün yok. Yani bu kombinasyonu oluşturulmuş bir ürün yok. Ben kullanıp da söylüyorum, imzamı atıyorum. Yani benim hayran olduğum bir ürün, konuyum diyorum. Aynen öyle. Bir de gen vektörü var. Bu ikisine aşığım ben. Aynen. Gen vektör ürünümüzde onun sıvısı çok etkilidir. Hocam çok vakit almadık. 22 dakika oldu. Tamam. Yani hızlı hızlı sorulara geçtik. Bence kafes kuşları besleyenlerin tamamının izlemesi lazım. Aynen öyle. Bir de şu önleme programlarında dezenfeksiyona girelim. Çok önemli bir konudur o. O da şu, şimdi birçok arkadaşımız birçok dezenfektan alıyor. İsimleri saymayacağım burada. Ama zannediyorlar ki dezenfektan alınca hastalık kalmayacak. Zaten dezenfeksiyonun ne olduğunu da tam bilemiyorlar. Bakın dezenfeksiyon şudur arkadaşlar. Ben bir kümesi anlatayım, o zaman anlayın. Kümesten hayvan çıkar. Hayvan çıkar bu arada. Sizin hayvanda zor duruyor. Hayvan çıkar. Kümesin kaba dediğimiz gübresini alırız. Kümesi deterjanla yıkarız. Bak. Öyle çamaşır suyu falan kullanmıyoruz. Bak gördüğün gibi. Öyle bir şey var mı? Yok. Yok. Sonra dezenfeksiyon işlemi yaparız. Bu süreçte 24 saat dezenfeksiyon kalır. Ertesi günde tekrar temizleriz. Hanginiz bunu yapıyor? Yapamıyorsunuz, yapmıyorsunuz. Dezenfeksiyon yaptığınızı düşünüyorsunuz, sadece yok. Dolayısıyla yaptığınız işlem eksik. Mikroorganizma orada kalıyor. Mikroorganizmanın en yoğun olduğu yer gübrenin kendisi, yani dışkının üstü. Şimdi onu söyleyeceğim. Ne dedik? Maruz kullanın dedik ya. Çok basit ya. Ciddi bir yakıcılığı var. Yani atın öldüremeyeceği bir virüs, bakteri, mantarı yok. Üstüne atın ya. Çok böyle ekstra bir problem yoksa gidip de dezenfeksan almayın. Almayın. Hatta bir tanesi var, piyasa çakmalarıyla dolu. Gidip onlara paranızı vermeyin. Gerek yok. Hazır elinizde genel olarak mavi su kümeslerde mavi su var. Mutlaka mavi su kullanacaksınız. Haftada 2 gün kümes kokusu olmayacak. Dezenfektan amaçlı kullanacaksınız. Kullandığınız materyalin artılarını hemen göreceksiniz. Bakın. Kellik var. Bak kellik var. Bir arkadaşımız, Kanarya'da bir arkadaşımız, önemli video da çeken bir arkadaşımız. Şeker hastalığı kaynaklıydı sanırım. Hayır. Kel olan hayvana mavi suyu 24 gün kullandı. Bütün kafadaki problem, yani tüy problemi üstüne attığı için bitti. Mantar vardı çünkü. Adana'dan bir şeker hastalığı olan bir horoz vardı. Horoz, aynı şekilde. Horoz zaten direkt mavi su kullanıyoruz. Bütünüyle mavi su kullanıyor. Başka bir şey kullanmıyor. Benim aklıma direkt o geldi. Evet. Prosit mavi suyun özelliği bu. Yani dezenfeksiyonu doğru uygulamadığımız takdirde pompanın içine herhangi bir materyali aldım, ben attım, virüs at. Ya şimdi sen virüs dezenfektanı kullandın normal şartlarda. Değil mi? Niye sana virüs geliyor? Ya bir kere mantık yok bunda. Evet. Virüsü sormuyor ya arkadaşım, ben sizden işte 100 küsur tane virüs bilmem ne, mantar, bakteri bilmem ne olan aldım. Sen bana dedin ki bir kapak at, attım. Ama benim kümesimde virüsten ayrılıyorum. Böyle bir açıklama olamaz. Yani bu şu demek, bu sizin sisteminiz boş demek. Boşu boşuna zaman kaybediyorsunuz. Bunları kullanıp da boş. Çünkü neden? Tozlu yüzeye, bak bu da önemlidir. Şuraya attığım, burası tertemiz değil mi? Buraya attığım bir dezenfeksiyon, dezenfektan %99.9 çalışırken yerde ayakkabıyla gezdiğin dezenfektan %50 çalışır, toz toprağa attığın %10 çalışır. Ve virüs, bakteri, mantarlar çok hızlı çoğalabildikleri için sen bir hafta 10 gün 15 gün onu yapmazsın, ardından o bir daha yükselir. Dolayısıyla senin yaptığın işlem boş. Yani sistem olarak boş ama mavi su da bunu göremezsin. Mavi su ister tozlu yüzeyde, ister düz yüzeyde atarsın, orada fokurdar. Yani özelliği bu.
organik asit. Tabii, fokurdar. Dezenfektan özelliğini orada gösterir. Evet arkadaşlar. Hocam tertemiz muhabbet oldu. Eyvallah. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Tüm herkese selamlar. Hepinize selamlar.